Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi böyle Kadıköy hikayeleri diye bir kafamızda bir şeyler var işte. Wow. Kadıköy'de nasıl basit bir şekilde kelepçelerin götürdüğünüz aslında hiçbir suçunuz yokken. Şimdi küçük bir hikaye dinleyeceğiz arkadaşımızdan. Şeker, sendeyiz. Merhabalar, ben Şeker Açık Hanım'dan, Değer Beton ben. Arkadaşlar, geçen gün Cadılar Bayramı için Aybike ve Tolga ile birlikte bir konu üzerine konuştuk. Gigi Allen'in köpükten yapılan mezar taşını ben mezar taşı olarak hayalimden gerçekleştirip gerçek hayata sunmayı düşündüm. Çok iyi fikir olduğunu söylediler. Gerçekten çok iyi fikir. 600 lira fiyat çektiler, ölmüyorum dedim yani. 600 liraya arkadaşlarıma veririm, beni kimsesizler mezarlığına görmüşsünler değil mi? Yani 600 liraya ölmek çok hesapsız kitapsız olan bir durum. Benim babam 4 kere öldü. Kendisine 4 tane mezar taşı almam gerekiyor. 4 kere farsak çok fazla mutlulukluklar olacak. Bu yüzden ben size kısaca özet geçiyorum. Bir mezar taşına 600 lira verip üzerine yazıyla birlikte artı 100 lira daha verip 700 liraya mezar taşı yaptırabiliyorsunuz. Ben Gigi Allen'ın Cadılar Bayramı için mezar taşını da ya da Cadılar Bayramı için bir parti düzenlenecek ve Gigi Allen'ın mezar taşını ben de strafor ve validen birlikte yapıştırarak yapabileceğim bir fikir geldi aklıma ki Aybike de aynısını yapmış ama daha büyüğünü ve daha güzelini yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden gidip strafor ve bir kilo bali aldım. Setlerde sanat yaparım. Yönetmenlik başkalarının işi. Ben elçiyim. Elçiye zavallı olmaz. Yoğurtçu Parkı'yla Moda 2 aralarında çok güzel bir yere oturmuştum. Sırtımı dayayabileceğim bir tel vardı. Telli örgülerin arkasında da daha farklı denizler. Oturdum ve yanıma bir karpuzcu geldi. Bana bali istediğini söyledi. Ben dedim abi çekmiyorum ben. Ben çekmiyorum dedim. Eğer istiyorsan bana bir karpuz ver, sana bali vereyim dedim. Ama ben çekmiyorum. Adam da bana karpuz verdi ve ben de ona bali verdim. Böyle bir deal'ımız oldu. Wow. Kendisiyle anlaştık. Sonra Selin ve Yamaç Kono da bizlerle olduğu için. Sonra ayrıldılar tabii. Oturdum. Straforlarla balileri yapıştırmaya başladım. Sonra bir adam oturdu yanıma. 5-6 metre ötemde müzik dinliyordu. İçimden dedim ki kulaklığını lütfen çıkar. Kulaklığını çıkardı adam ve ona seslendim. Hey, bende JBL var. JBL'ye bağlanırsak müzik dinleyebiliriz dedim. Çok müzik dinlemek istiyordum. Müziğe ihtiyacım vardı. Bu yüzden Modart Kolektif'e teşekkürler. Seviyorum seni. Adam balisini aldı, bana karpuzunu verdi. Fatih yanıma oturdu ve iki tane polis geldi. 5-6 dakika sonra bir anda kelepçelendik koca boşlukta, uzay boşlukta. Hepimiz uzaylıyız değil mi sonuçta? Hayır, uzaylı değiliz. Gayet insanların bize koyduğu kimliklerle insanız. Ama tartışılır yani, saati bulan adam saatin kaç olduğunu nereden biliyordu ki?